Buraya birisi gelmiş. Fazla uzağa gidememiştir. Çabuk dağılın ve yakalayın. Hadi. Peki, peki oldu. Nihayet buldum. Artık kimse seni elimden alamaz. Kimse. Hepsi benim. Hepsi. Yok burada. Bu tarafa bakalım. Getirin benimle. Sen Renzo'nun mısın? Ne arıyorsun burada? Konuş! Konuşmaya niyetin yok galiba. Ama ben seni konuşturmasını bilirim. Bu sesle çabuk malları uluyarak koşun. Sen de bu adama göz kulak ol. Onlardan kaçtın ama bizden kaçamayacaksın. Söyle, mal nerede? Bilmiyorum.
Bulamadım. Adamlar geldi zaten. Söyle. Söyle yoksa beynini patlatırım. Yapma. Şüphelerimiz doğruymuş ama gene de bir şey öğrenemedim. Bırak konuşmayı. Hemen kaçalım buradan. Çünkü durum gittikçe kötüleşiyor. Buyurun efendim. İrtibatımız hiçbir zaman kesilmesin Hüseyin Bey. Haberlerinizi B44 A vasıtasıyla gönderin. Emrettiğiniz gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işte bütün kollarımızda faaliyete geçtik. Evet efendim. Başüstüne. Çok ciddi bir teşkilatla karşı karşıyayız Haydar Bey. Bölgelerimizde sıkı tedbir ve halkın emniyetini kontrol altına alacak hazırlıkları tamamlayın. Interpol ve Milli Savunma Bakanlığından istediğiniz evraklar ve sabıka kayıtları geldi efendim. Resmi faaliyetimizin yanında bu teşkilatların gizli çalışmalarını aydınlatması için biz de ajanlarımızı vazifeliyoruz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nerede kaldın? Provan olduğunu bilmiyor musun? Bu kadar kişi seni bekliyor burada. Size öyle geliyor. Şimdi kendim tayin ederim. Bundan sonra benim dediğim saatte prova yapacaksın. Hadi. Git hazırlan. Bırak kolumu. Böyle prova yapacağım. Sana hazırlan dedim. İçerideyse görebilir miyim? Ne var? Renzo ile görüşmek istiyorum. Ne yapacaksın Renzo'yu? Bu mektubu vereceğim kendisine. Bana ver. Renzo'ya gelen mektupları önce ben okurum. Beni takip et. Bu mektubu sana kim verdi? Dün akşamüstü yüzü maskeli bir adam verdi. Renzo'ya götürmemi söyledi. Buna karşılık da bana bir miktar para verdi. Nerede aldın? Evime giden sokağın köşesinde. Doğruyu söyle bize. Yemin ederim ki doğru. Ya öyle mi? Konuşacak mısın? Size hepsini anlattım. Bağlayın şunu. Ben konuşturmasını bilirim. Şef, ben Johnny.
Ne var yine? Niye rahatsız ediyorsun? Adamın biri size mektup getirdi şef. Onu söyleyecektim de. Bunun için mi beni rahatsız ettin? Mektubu alın, adamı gönderin. Fakat mektup örümcekten şef. Ne? Örümcekten mi? Hemen geliyorum. Ne oldu sevgili? Sen sus, her şeyi sorup durma. Patron geliyor. Bakalım ona ne cevap vereceksin. Mektubu getiren adam bu mu? Evet patron. İndirin adamı. Konuş bakalım delikanlı. Mektubu sana kim verdi? Yüzü maskeli bir adam. Maskeli olduğunu biliyoruz. Onu nerede bulabileceğimizi söyle bize. Bilmiyorum. Bu bir şey bilmiyor galiba patron. Yoksa bu kadar dayağı konuşurdu. Pekala. Şunu ayıltın da konuşalım. Bana bak ahbap. Bundan sonra örümcekle karşılaşırsan bize bildireceksin. Yoksa kestirmeden cehennemi boylarsın. Nerede çalışıyorsun sen? Topkapı'da. Hurdacılık yapıyorum. Peki, biz seni oradan ararız. Bundan sonra dikkatli olun, her an örümcek gelebilir. Bunu da ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet patron. Beni çağırtmasın patron. Evet, şimdi beni iyi dinle. Bugünlerde elimizde fazla mal kalmadı. Cemal'le bir görüş, bize en kısa zamanda mal temin etmeye baksın. Peki. Dur bir dakika. Ayfer'i de fazla rahatsız etme. Kız biliyorsun Koray'ın kardeşi. Her an polise gidebilir. Rahatsız ettiğim falan yok patron. Hem Koray meselesinde de benim şüphelendiğim biri var. Kim o? Elif. Olmaz öyle şey. Elif sürekli benim yanımda. Koray'ın öldürüldüğü bildirildiğinde beraberdik onunla. Olabilir. Ama benim fikrim bu. Gene de siz bilirsiniz. Dediğini sonra düşünürüm. Biz bu arada Sicilyalılar çetesini gözden uzak tutmamalıyız. O da mıyım biliyorsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne oldu? Neredeyim ben? Dün
akşam arabamda eve gelirken önüme çıktınız. Fren yaptım ama gene de size çarptı. Yanınıza geldiğimde baygın olarak yatıyordunuz. Yapacak bir şey yoktu. Sizi evime getirdim. Bilmem beni affedebilecek misin? Hı hı, tabii. Hem beni bu hale getiren siz değilsiniz ki. Ya, kim yaptı öyleyse? Renzo ve adamları. Renzo mu? Niçin? Ona bir mektup getirdim. Okuyunca çok kızdı. Hırsını benden aldı. Mektupta ne yazılıydı? Hatırladığıma göre Renzo'nun öldürüleceği yazılıydı. Altında da örümcek imzası var. Örümcek mi? Korkarım benden evvel yapacak o işi. Yoksa siz de mi aynı şeyi düşünüyorsunuz? Evet. Niçin? Ne yaptı size Renzo? Bu dünyada benim her şeyim olan abimi öldürdü. Neden yaptı bu işi bilmiyorum. Halbuki Renzo'nun avukatlığını yapıyordu. Onu birçok tehlikeli davadan kolayca kurtarmıştı. Renzo da onu çok sevdiğini söyler ve bunu her zaman belirtirdi. Ben de kulübünde şarkı söylüyor, beraberce mutlu bir şekilde yaşıyordu. Sonra bir gün Renzo abimi bir işe gönderdi. Gidiş o gidiş. Hiçbir şekilde haber alamadım kendisinden. Renzo'ya gidip abimi sordum. Bana kendisinin de bilmediğini ve kısa bir zamanda döneceğini söyledi. Fakat dönmedi abim. Sonra onun öldürüldüğünü duydum. Ve bu işi de Renzo'nun yaptığını öğrendim. Şimdi anladın mı Renzo'yu niçin öldürmek istediğimi? Anladım. İsmi neydi abinizin? Koray. Neyse şimdi bunlara boş verelim. Size çay getireyim, iyi gelir. Zahmet olacak. Ne zahmeti? Zaten ocağa koymuştum. Yiyecek bir şeyler de getirdim. Belki acıkmışsınızdır. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sizi bir müddet yalnız bırakacağım. Kulübe gitmem lazım. Programım var. İşim biter bitmez gelirim. Alarsınız. Güle güle. Thank you.
Girin. İyi akşamlar güzelim. Bu akşam her zamankinden daha güzelsin. Teşekkür ederim. Programdan sonra baş başa bir akşam yemeğine ne dersin? Boşuna ısrar etme. Hiç kimseyle çıkmadığımı biliyorsun. Bir defacıktan bir şey çıkmaz canım. Bir şey olacağını sanmıyorum zaten. Ama yine de hayır. Gelin. Rahatsız ettiğim için kusura bakma patron. Şimdi telefon ettiler. Yarınki mal İstinye'ye gelecekmiş. Peki. Bunu başka yerde de söyleyebilirdin. Ama güzelimiz yabancı değil. Gidebilirsin. Ne o? Gidiyor musun? Gitmem lazım. Sahnede beni bekliyorlar. Neredesin be Erol abicim? 2 gündür gözüm yollarda kaldı. Etkarlandım. Ama sen yoksun diye hakkını içmiyorum ha. Hakkın her zaman için bakidir. Bunu da şöyle koyalım. Kardeş payı yapalım. Tamam. Fazla kaçmış. Buraya biraz koyalım. Ama ne demişler? Yemeğinin malını yerler, abi derler sonra da. Çüş be! Ahıra mı giriyorsunuz böyle? Ne istiyorsunuz benden? Niye geldiniz buraya? Arkadaşın yok mu evde? Yok. Birkaç gündür gelmiyor. Ben de arıyorum onu. Peki. Gelince bizi arasın. Kendisine iş vereceğiz. Ha, eski araba mı var abi? En iyi fiyatla biz alırız. Hiç merak etmeyin. Evet. Hadi eyvallah. Güle güle. Size de güle güle. Sizi sevdim. Gene beklerim. Gece yatısına da buyurun ha. Neredesin be Erol abi? Adamlar iş vermek için ayağımıza kadar geliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Burada içki içiyoruz. Gidiyor musunuz? Evet. Sizi bekliyordum. Gitmem lazım. Arkadaşım merak eder. Hem burada kalsam sizin için çok tehlikeli olur. Ne bakımda? Renzo duyarsa size iyi davranmaz. Ne zaman iyi davrandı ki zaten? Hem tam iyileşmiş sayılmazsınız. Bu gece de kalın, yarın gidersiniz. Kalırım ama bir şartla. Nedir o? Provanız yoksa bu yaptığınız iyilikler için yarın misafirim olmanızı rica edecektim. Peki. Ah be Erol abi, gel artık be, kaç gündür nerelerdesin? Senin yüzünden bak içmeye bile başladım. Sen gittiğinden beri bu arabayı da bir türlü sökemiyorum. Patron da her gün gelip bozuk çalıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Adamı gel. Ah Erol abicim, neredesin be Erol abi? Kaç gündür meraktan ölecektim. Biraz işim vardı tornavida. Baksana Ayfer ablanı tanıştırayım. Hoş geldiniz ablacığım. Bendeniz tornavida Nuri. Memnun oldum. Buyurun, çilingir soframız da hazır zaten. Gel Ayfer. Buyurun, siz oturun ablacığım. Temizleyeyim de öyle oturun. Ha? Ben şimdi 2 saniyede sandalyeleri alıp gelirim. İşte bizim dükkan. Bizim diyorum çünkü patron haftada bir kere uğrar. Ondan sonra da uğramaz. Sen otur abicim. Otur yorulma. Bütün işlere tornavida ile ben bakıyorum. Oldu. Sizi tanıdığıma öyle memnun oldum ki ablacığım. Dinlemek için çalıştığınız pavyona çok geldik ama artık gitmiyoruz. Bundan sonra benim davetim olarak gelirsiniz. Sağ olun. Gelemeyiz. Ama rica etsem? Sağ olun ablacığım. Peki niye gelmek istemiyorsunuz? O bulaşıkçıyı sevindirmeye hiç niyetim yok.
O ne demek? Biz oraya ne zaman gitsek, gelen hesaptan kalan farkı ben öderim de. Nasıl? Bulaşık yıkayarak. Nen var Aydın? Yok bir şey. Bu sıcaklığı görünce bir tuhaf oldu. O ışıklı gecelerin insanların sahteliği yok burada. İçinizden geldiği gibi hareket edip konuşuyorsunuz. Böyle bir hayat yaşamak isterdim ama hiç olmayacak galiba. Neden? Renzo'da alacağım var. Geçenlerde istedim vermedi. Yakında mal geleceğini ve bütün parasını yatırdığını söyledi. Onu bekliyorum. Neyse ki bugün geliyor. Yarın gidip Renzo'dan paramı isteyeceğim. Ondan sonra Renzo beni hiçbir zaman görmeyecek. Renzo'ya gitmeden de bu işi halledebiliriz. Nasıl? Önemli olan senin ihtiyacını gidermek. Onu da ben sana temin ederim, mesele hallolur. Kabul mü? Ama... Kabul etti ablacığım. Bu dükkan sayesinde üçümüz geçinir gideriz. Ha? Ne dersin Ayfer? Peki. Yaşa abla, bunu kutlayalım. Bunu kutlayalım. Aramıza hoş geldin Ayfer. Hoş bulduk. Nuri, sen Ayfer ablanı bizim Ahmet'in moteline götür. Bir müddet orada kalacak. Neden bize götürmüyoruz abi? Ben dediğimi yap, her şeyi de sorup durma. Benim biraz işim var Ayfer. Akşama görüşürüz. Peki. Sen de Ayfer ablanı bıraktıktan sonra buradan ayrılma. Dükkanı kapayınca gelirsin. Peki abicim. Allah'a ısmarladık. Sen hiç merak etme. Ablam bana emanet. Kahay. Buyurun abla. Mallar hazır mı? Hazır. Burada. Sayabilirsin. Lüzum yok. Sana itimadımız var Johnny. Patron.
Sana kaç defa kapıyı çalmadan içeri girme demedim mi? Neyse. Ne oldu? Malı aldınız mı? Tam almıştık ki örümcek geldi, malı kaçırdık. Gene mi örümcek? Yeter artık be. Size hiçbir iş bırakmayacağım mı ben? Ne yapabilirdik patron? Örümcekle başa çıkılmadığını sen de biliyorsun. Des artık, anladık. Şu hurdacıdan bir haber yok mu? Hayır. Gidin getirin o adamı. Peki patron. Dur bir dakika. Şu Ayfer'e de bir bakıverin. Provası vardı bugün, hala gelmedi. Peki. Ah herife, bir sağ çaksaydım beni bu hale getiremezdi. Ama arkadan saldırdı namussuz. Ah ne biçim arkadaşlarım var be Erol abi. Adamla konuşabilmek için boksör olmak lazım. Ne oldu tornavide, bu halin ne? Senin arkadaşın yaptı. Ne arkadaşı? İsminin Johnny olduğunu söyleyen bir herif geldi, seni sordu. Ben de burada olmadığını söyledim. Sana Ayfer'i sordu mu? Sordu ama söylemedim. Hiç söyler miyim Ayfer ablanın otelde olduğunu? Ufak tefekiz ama. Sonra? Sonrası işte malum, bak halime. Sonra Ayfer ablanın yerini söyletmek için beni kum turbasına çevirdi herif. Olur mu be tornavida? Hiç Ayfer'in yeri söylenir mi Johnny Eat'ine? Ne bileyim be abi. Gelen giden bana çatıyor. Şapka. Demek bize ihanet ettin. Sen daha Renzo'nun kim olduğunu bilmiyorsun. Ama sana bunu öğretmek benim için bir vazife. Buraya Erol mu getirdi seni? Aşk yuvanız da çok güzelmiş. Ne zaman gelecek büyük aşkın? Bilmiyorum. Bana doğruyu söyle. Bilmiyorum dedim size. Bak güzelim, zorluk çıkarma. Sonra senin için iyi olmaz. Benden korkuyor musun? Ama korku seni daha da güzelleştiriyor. Gel bakayım buraya. Sonunda elime düşeceğini biliyordum. Yaramazlık yaparsan canın acır güzelim. Seni elimden hiç kimse alamaz. Hiç kimse alamaz. Ben alırım. Sen ha? Nasıl girdin buraya? Biraz zorluk çıkardılar ama sonra bir şey demediler. Geçmiş olsun. Tehlikeyi atlattınız. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Bana ihtiyacınız kalmadı artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle örümce. Seni bu hale Johnny Eat'i mi getirdi? Evet. Bana tecavüz etmek istedi. Fakat örümcek tam zamanında yetişerek mani oldu. Öyle korktum ki Erol. Bir an her şeyin bittiğini sandım. Nasıl öğrenmiş burada olduğumu? Tornavida'yı konuşturmuş. Bir daha seni hiç göremeyeceğimi düşünmek ürküttü beni.
Korkma. Her zaman yanında olacağım. Ben de. Örümcek, Renzo'nun bugünkü işine de mani oldu. Evet. Renzo bunu duyunca çok kızmıştır herhalde. Ama bizim için iyi oldu. Ne bakımlar? Onun müşterilerini kendimize çekebilirsek kazancımız yükselir. Böylece daha kuvvetli oluruz. Peki. Nasıl yapacağız bu işi? Örümceği bulup konuşacağız. Bizimle çalışmayı kabul ederse... Renzo bir daha belini doğrultamaz. Ama örümceği bulmanın imkansız olduğunu sen de biliyorsun. İmkansız değil. Sadece yolunu bilmek kafi. Nasıl? Gayet basit. Renzo'ya mektup getiren hurdacı Erol'u konuşturursak bu mesele kolayca hallolur. Bunu da sen yapacaksın. Örümcekten sonra bir de Erol belası çıktı başımıza. Bir hurdacı parçasını getiremediniz. Allah kahretsin. Şimdi beni iyi dinleyin. Vaziyetimiz iyice kötüleşti. Bu durumdan kurtulmak için yeni bir iş çevireceğiz. 100 kilo sahte altın külçesi hazırlayacaksınız. Fakat bunların değer taşıması şart. Gerekli malzemeyi tedarik edin ve hemen başlayın. Peki patron. Şimdilik bu kadar. İşi bitirin, ne zaman nereye götüreceğinizi size ben söyleyeceğim. Hadi. Bize örümceğin yerini söylemekle akıllık edersin ahbap. Yoksa senin için hiç de iyi olmaz. Bilmiyorum. Renzo'ya da aynı şeyleri söyledim. İnanmazsanız kendisine sorun. Biz kimseye sormadan da öğrenmesini biliriz. Bir dakika. Peki. Mektubu nasıl aldın? Akşamüstü yüzü maskeli bir adam bana verdi. Renzo'ya götürmemi söyledi. Buna karşılık biraz da para verdi. Kabul ettim. Bir daha da yüzünü görmedim. Ama beni arayacağını söyledi. Tekrar gördüğünde bize haber verir misin? Seni memnun ederiz. Mesela? Sana şimdilik avans olarak 10.000 lira vereceğiz. Buluşacağını haber verdiğinde de 30.000 lira daha alacaksın. Parayı görelim. Paralı patronları severim. Size en kısa zamanda telefon edeceğim. Şimdilik hala asmalıdır. Güle güle. Bize oyun oynamasın. Hayır. Mutlaka telefon edecek. Bunlar da nereden çıktı? Örümceğin buraya geleceğini yalnız biz biliyorduk. Bilmem. Anlarız şimdi. Hele örümcek gelsin de.
Alın bu adamı. İşimize yarar. Çabuk, çabuk olun. Arıyormuşsun güzelim. İşittim de geldim işte. Fakat sen nasıl olur? Niye şaşırdın? Kenan seni almaya gitmişti de. Ha şu mesele. O biraz meşgul. Çünkü Renzo da beni istetmiş. Öyle olunca Kenan'la Renzo'nun adamları münakaşa etmeye başladılar. Ben de bırakıp geldim. Senin gibi kuvvetli bir erkeğe ihtiyacım var. İşin daha ne olduğunu söylemedin. Boş ver şimdi işi. Önce birbirimizi tanıyalım. Peki, tanıyalım. Peki, nerede bu mücevherler? Yerini henüz tespit edemedim. Renzo'nun Koray adında bir avukatı vardı. Renzo bir gün onu işe gönderdi. Koray, mücevherleri ve Buda heykelini buldu. Renzo'ya kazık atmak istedi ama ömrü vefa etmedi. Şimdi Buda ve mücevherlerin yerini kimse bilmiyor. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle onu bulacağım. Nasıl? Onu söyleyememiştim. Niçin? Söyle mal ne zaman geliyor? Durun söyleyeceğim. Ah şöyle. Nihayet dilin çözüldü. Cuma akşamı rıhtıma gelecek. Malı size kim temin ediyor? Kara dedik. Peki. İcabına bakın bunun. Yapma. 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 Niye kabul etmiyorsun Bedik? İmkansız Renzo. Bizim de bir iş ahlakımız var. Yeşim sana bu iş için ne kadar veriyor? 500,000. Ben 1,000,000 veriyorum. Ne dersin? İyi ama yeşime de derim sonra. Sen bir yalan kıvırırsın, malın gelmediğini söylersin. Parayı da iade ettim mi mesele kapanmış olur. İyi ama... Canım aması falan yok Bedik. Bu senden ilk işimiz. Daha çok iş yapacağız. Zengin edeceğim seni. Pekala. Güzel. Hadi. Sana avans olarak 100,000 lira. Al bakalım. Gerisini de malı getirdiğin zaman alırsın. Oldu mu? Oldu. Hadi eyvallah. Güle güle. Gözümle gördüm. Renzo Bedi'ye 1,000,000 teklif etti. Avans olarak da 100,000 lira saydı avucuna. İnşallah doğru söylüyorsundur. Yoksa senin için iyi olmaz. Size niye yalan söyleyeyim? Pekala. İş yerine sen de geleceksin. Bakalım ne kadar doğru söylüyorsun. Ver 900,000 lirasını. Teşekkür ederim. Her zaman emirlerini beklerim. (Gülüyor)
Kenan yaralandı, beni arabaya kadar götür. Götürürüm ama bir şartla. Ne şartı? Koray'ın öldüğü yeri söyle. Hayır. O zaman burada kalırsın. Bırakma beni Kenan, Kenan söyleyeceğim. Seni dinliyorum. Koray mahzende ölmüştü. Yalnız radyoskopu bulmak lazım, yoksa malı bulamazsın. Teşekkür ederim bebeğim. Seni hiçbir zaman sevmemiştim zaten. Cehenneme benden de selam. Yeşim, Yeşim. Geç kaldım Örümcek. Kenan ihanet etti. Koray'ın öldürüldüğü yeri öğrendi benden. Ondan intikamımı al. Ben... Malları arabaya götürün. Allah kahretsin. Sicilyalılar çetesi de nereden çıktı başımıza? Örümceğe kim haber verdi? Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de polis de başımız derde girdi. Neredeyse yakalanacaktık. Bütün bu olanların sebebini galiba ben biliyorum patron. Nedir söyle. Erol Sicilyalılar çetesiyle beraberdi. Örümceğe de o haber vermiştir muhakkak. Gidin bana Erol'ü bulun. Bulamazsanız Ayfer'i getirin. Peki patron. Zengin olduk artık. Zengin. Senin neyine gerek oğlum bu işler? Hep beni buluyorsunuz. Erkekseniz Erol abime gitsenize, ananızdan doğduğunuza pişman eder sizi. Bir sol vurur, bir sağ vurur, bir sol vurur, bir sağ vurur. Hep de bu gözüme vuruyor o sarı herif. Kaç kere de rica ettim, biraz da sol gözüme vur diye. Ama kaba insan bunlar. Hiç ricadan anlarlar mı sanki? Ne oldu tornavida? Affedersin abicim, ben dayak yemekten bıktım. Ayfer nerede? Götürdüler. Kimler? Onlar.
Önce karşı koydum. Hatta bir tane daha vursalardı bana hepsini yere serecektim. Fakat ben sinirlenmeden Ayfer ablayı aldılar götürdüler. Alo. Beni iyi dinle delikanlı. Örümceğin yerini söylemezsen sevgilini bir daha göremezsin. Ona bir şey yaparsan aylardır peşinde olduğun mücevherleri de sen göremezsin Renzo. Çünkü onlar benim elimde. Gene yalan söylüyorsun. Sana yalan söylemediğimi ispat edeceğim. Bekliyorum. Tornavida, beni iyi dinle. Aman abi, gene dayak varsa ben bu işte yokum. Hayır yok. Şimdi polise gideceksin. Peki abi. Johnny, karşılama töreni için adamları hazırla. Sevgilin geliyor güzelim. Onun şanına layık bir karşılama töreni hazırlayalım. Sonra darılır bizi.
Atın silahlarınızı. Sen de şu maskeni çıkar da yüzünü görelim. Yine hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Bunlar önemli değil. Önemli olan senin hayatın. Sonra teşekkür etmene de lüzum yok. Hayatını kurtarmak benim vazifemdi. Erol, sen ha? Evet, ben. Sizi birbirinizden bir müddet ayırmak zorundayım. Tahkikat bitinceye kadar bizimle müdüriyete gelmeniz lazım. Başüstüne efendim, bir dakika müsaade eder misiniz? İtiraf edersin, senden bir ricam olacak. Tahkikat bitinceye kadar senden ayrı kalmak mecburiyetindeyim. Onun için bekle beni. Ayfer ablanı sana emanet ediyorum Tornavida Nuri. Bu senden son isteğim olacak. Ayıp ettin mi abicim? Yalnız unuttuğum bir nokta var. Çünkü bu son isteğin olmayacak. Bundan sonra daima beraber olacağız. Sonra Ayfer ablamı merak etmene de lüzum yok artık. Allah'a ısmarladık. Hadi gidelim. Güle güle Erol abi.